İyi geceler. Hadi yatağına git evlat ve tatlı rüyalar. Pekala, sabah görüşürüz baba. Hı? Hmm. Ne? Cedric! Evet. Umarım bu rezalet karnenin bir açıklaması vardır. Lütfen hemen kızmaya kalkma. Ben sana yarın sabah gösterecektim. İyi bir gece uykusundan sonra. Bu varken Ülselin bile ortaya çıkabilir. Biraz sakin ol baba. Ne de olsa sadece bir karne değil mi? Hemen yatağına git. Yarın sabah kahvaltıda aile toplantısı yapacağız. Vay canına. Aptal bir karne ne kadar da sorun oldu. Babam bana inanmıyor ama okulu gerçekten seviyorum. Elbette okulda ilk sevdiğim şeylerden biri Bayan Nelly'ydi. O benim öğretmenim. Ve Bayan Nelly harika ediyoruz. Bir öğretmendi. Beni daha ilk günden fark etmişti. Hey! Hey Cedric! Uyan! Cedric, anlattığım şeylerle ilgilenmiyor musun? Ha? Elbette ilgileniyorum Bayan Nelly. Evet, o günden sonra Bayan Nelly ile aramda gerçek bir aşk hikayesinin yazıldığını söyleyebilirim. Hatırlıyorum da bir gün... Hadi! Durma, vur! Zekice bir sözcük Cedric. Bu atışı durdurmaya kalksan bile başaramazsın. Bekle, zaman doldu. Zaman doldu da ne demek? Tuvaletim geldi. Bir dakika. Rakibini her zaman sinirlendireceksin. Pekala çocuklar. Teneffüs sona erdi. Derse girme saati. Ne? Aman tanrım, kilit takılmış. İmdat! Hainler. Herkes beni terk etmiş. Şimdi hayatımı riske atmalıyım. Hop. Ay. Olamaz. Ve bunu ilk kez duymuyorum hayatım. Anne. Cedric, neden okulda değilsin? Pantolonumu yırtmıştım. Ve sonra... Umarım Bayan Nelly'den izin almışsındır. Elbette almadım. Beni bu şekilde görmesine asla izin veremezdim. Bu çocuk beni öldürdü. Hiç komik değil. Topumu herkese gösteremem değil mi? Çok komik. Bu yaptığın sorumsuzca Cedric. Bayan Nelly endişelenmiş olmalı. Öyle mi dersin? Elbette annem haklıydı. Bayan Nelly benim için endişelenmişti. Bunu da bana Noel'de söylemişti. Yemin ederim Bayan Nelly en az bir saattir o tuvalette duruyor. Cedric? Cedric! Bana sorarsanız deliye düşmüş olmalı. Ah, Christian, lütfen saçmalama. Christian, Nicholas'ın kapıdan bakmasına yardım et. Ha? Ne? Olamaz! Christian! İçeride kimse yok. Elbette olmaz çünkü deliye düştü. Christian, yeter artık. Bir sorun mu var acaba? Umarım bir açıklama vardır genç adam. Anlaşıldı mı Cedric? Öğretmenimin izni olmadan arka bahçeden asla ayrılmayacağım. Evet Bayan Nelly. Zavallı Bayan Nelly. Gerçekten paniğe kapılmıştı. Ama sevildiğinizi ve korunduğunuzu hissettikçe içinize bir sıcaklık kaplıyor. Bir keresinde bu karne işinden sıkıldım. Üstesinden geleceğim. Hemen bitireceğim. Merhaba, ben geldim. Şşş, sessiz ol.
He? Annen konsantre oluyor. Görebiliyorum. Görebiliyorum. Kendini iyi hissetmiyor mu? Sadece fal bakıyor. Geçmişini okuyarak geleceğini tahmin etmeye çalışıyor. Benim geçmişimi mi? Görüyorum. Görebiliyorum. Bu sabah yine okula geç kalmışsın Cedric. Ha? Görebiliyorum. Evet görebiliyorum. Kantin saatinde başını yine belaya sokmuşsun. Ve okul bahçesinde pratik sırasında Nicholas Dunley, de Sharon, de Vont ile kavga etmişsin Cedric. Ve öğretmeniniz ikiniz de yakalamış. Her zamanki gibi köşeye git. Ev ödevlerini yapmamışsın. Ve sırt çantanda gerçekten utanman gereken bir karne olduğunu da şimdi görebiliyorum Cedric. Ama şimdi oğlum, geleceğine gelince doğruca odana gideceksin ve bütün ev ödevlerini yapacaksın. Ve ev ödevlerinin yemekten önce bitmesini istiyorum. Anlaşıldı mı? Hayatta kalabilecek misin delikanlı? Vay canına, annemin gerçekten tuhaf güçleri var, öyle değil mi? Aa, o kadar da tuhaf sayılma. Ama sırt çantamın içindeki okul karnemi gördü. O bir cadı. Aa, sıradan hileler hepsi bu evlat. Öğretmenin bayan Nelly sen gelmeden hemen önce anneni telefonla aradı. Ha. Ay. Benimle gerçekten ilgileniyor. Biraz bile endişelense hemen annemi arıyor. Beni sevdiği apaçık ortada. Elbette Chen'le tanıştığımdan beri hiçbir şey eskisi gibi değil. Ah, Chen. Ama zavallı bayan Nelly. Ayrılmamız onu çok yaralamıştı. Bu haberi ona Noel'de vermiştim. Buna inanamıyorum. Çok üzgünüm bayan Nelly. Neler oluyor? Biliyorum sizin için çok önemliydi. Büyük sorun. Ha? O da kim? Kim o? Sen otur büyük baba, ben bakarım. Aa, Christian, sana kötü bir haberim var Cedric. Ne oldu? Asla tahmin edemezsin. Bayan Nelly ile ilgili. Gözyaşı döküyordu. Aman tanrım, demek biliyor. Kesinlikle. Yaşlı bayan Gevese'yi bilirsin. Seninle Chen arasındaki ilişkiyi öğrenmiş olmalı. Sonra da bayan Nelly'nin yanına gidip her şeyi söylemiş olmalı dostum. Bu çok kötü. Ne yapacağım şimdi? Bir erkek gibi davran. Ha? Onlar aranızdaki her şeyin bittiğini söyle. Senin hatan olmadığını söyle. Hayat bazen çok zorludur. Onun için gerçekten zor olacak. Dostça ayrılmanız çok daha iyi. Umarım haber kanallarında falan çıkmaz. Bilirsin, kendisini öldürürken. Bak, bunda haklısın. Demek duydunuz. Evet, bayan Gevese bana söyledi. Ha, bu çok kötü. Christian her zamanki gibi haklıymış. Hayat çok zormuş. Utanıyorum. Çok utanıyorum. Utanıyor musun? Neden utanıyorsun Cedric? Korkaklığımdan utanıyorum. Size söylemem gerekirdi. Utanıyorum. Ben bir korkam. Tanrım. Bu kadar güçlü duyguların olduğunu bilmiyordum ama utanacak hiçbir şey yok. Öyleyse size söyleyeyim bayan Nelly. Bu ilk bakışta aşktı. Sersemlemiştim. Gözlerimin önündeki güzelliğe inanamıyordum. Bayılacağımı sandım. Hadi Cedric. Ondan söz ederken soğuk bir şeyler içelim canım. İşi bitti. Duygularımı anlayacağınızdan eminim. Onu iyi tanırsınız siz. Büyülenmiştim. Çok güzel görünüyordu. Merhaba. Ve her zaman oynamaya hazırdı. Hayat doluydu. Çok etkiliydi. Böyle güzel bir hikayenin bu şekilde sona ermesi çok kötü. Hayat böyledir. Zamanla unutacağımdan eminim. Şimdi de mi?
Bir tek şeye pişmanım. Onu gömme şansım olmadı. Onu gömmek mi? Gömmek. Manşetleri görebiliyorum. Trajik aşk üçgeni. Kıskanç bir kadın öğretmen. Asyalı genç rakibini öldürüyor. Ama bunu yapamazsınız. Yani bunu... Ben mi? Elbette hayır. Üstünden arabasıyla geçen bayan gevezeydi. Ha, çenin üstünden mi geçti? Ha. Çen mi? Ama Cedric, ben Cosette'den söz ediyordum. Ne? Cosette mi? Cosette de kim? Cedric, bunca zaman kimden söz ettiğimizi sanıyorsun canım? Cosette benim araba altında kalan kediciğim. Gidiyor musun Cedric? Ne? Ne? Cedric! Ne oldu? Hadi! Ha, sonunda bu durumu kabullendi. Acı çekiyor ama üstesinden gelecektir. Yardımım olamaz. Hayat böyle. Sen harikasın dostum. Ama biliyor musunuz? Kedi hikayesine bir an bile inanmamıştım. Aa, aşkın zaferi. Bayan Nelly'yi düşünüyorum da. Umarım onun çektiği acıyı asla çekmem. Asla. İtiraf etmeliyim. 8 yaşındaysanız hayat o kadar da kötü olmuyor. Bundan sonra büyük babama hayatımdan söz etmeyeceğim. Bu olanlar sadece onun hatasıydı. Belki de babamın. Hayır, bu belayı başıma annem sarmıştı. Annem benim için endişelenmeseydi babam bir şey söylemeyecekti. Babam hayat hikayesini anlatmaya kalkmayınca başıma Cedric onca... Cedric yemeğine dokunmamışsın. Yoksa iyi değil misin? Onun nesi olduğunu biliyorum. Hey büyük baba, burnunu benim işlerime sokma lütfen. Aslında şu Çinli kıza delice aşık olduğunu düşünüyor. Tamam mı? Tek sebebi bu. Aşık mı oldu? Çene mi? Evet delikanlı. Düğün ne zaman? Nasıl teklif edeceğimi bile bilmiyorum ki. Tanrı aşkına, onunla eğlenmeniz hiç hoş değil canım. Lütfen saçmalama hayatım. Onunla ilgisi yok. Tabii ben Cedric'in yaşındayken birçok kez aşık oldum. Önce Susan vardı ve Veronica, Francine ve Engin ve Martin, Beatrice. Sonra 17 yaşındayken Laura vardı, Anita vardı, Genevieve, oh. Jacqueline, Sophie. Ah Sophie. 20 yaşındayken Genevieve'ye evlenme bile teklif etmiştim. Ona çok güzel bir bilezik almıştım ve sonra da... Genevieve. O benim en iyi dostumdu. Öyleyse neden onunla evlenmedin? Çünkü kabul etmedi. O yüzden ben de... yani bunu demek istememiştim. Hayatım. Gitme. Ay canım, sakın kızgın olduğunu söyleme bana. Tek kelime bile duymak istemiyorum. Evlenmeden önce anneme ne hediye verdiğini bile soracak cesaretim olmadı. Genevieve'nin bileziğinden daha güzel bir şey olmalıydı. Belki de bir televizyon. Hadi tatlım. Lütfen ellerini üstümden çek. Ama en azından şimdi ne yapmam gerektiğini biliyorum. Büyük baba, bir kıza evlenme teklif ettiğin zaman ona mutlaka bir hediye vermek zorunda mısın? Şey, zararı olmaz evlat, zararı olmaz. Biliyor musun? Bu bana gençlik yıllarımı... Teşekkür ederim büyük baba. Hikayeni daha sonra da anlatabilirsin. Ona bir yüzük alacağım. Ben kararımı verdim. Ve ona evlenme teklif edeceğim. Peki buna ailesi ne diyecek? Ben ailesiyle evlenmiyorum ki dostum. Chen'le evleniyorum. Hiç bu kadar çok sıfır görmemiştim. Evet, her neyse. Hediyenin bir yüzük olması gerekmiyor. Kız kardeşimin erkek arkadaşı ona stereo müzik seti vermişti. Biliyor musun? Ailem stereo müzik setini hediye etmeme asla izin vermez Christian. Hey! Aklıma bir şey geldi. Her neyse, ne diyordum? Zamane gençleri. Lütfen açıklamama izin verin. Açıklamana gerek yok. Bu apaçık ortada. Arkadaşlarımın neyin peşinde olduğunu bildiklerini düşünüyorum. Hayır, da... Hayır, bu doğru değil. Ah.
Evin içinde basketbol oynamayı bırakır mısın? Bunu bilecek yaştasın. Ha? Oh! O nedir? Bu benim kaset çalarım. Çene, bunu hediye edeceğim. Bir yüzükten daha orijinal bir şey ve bence bir stereo setten bile daha merhaba iyi. Merhaba Cedric. Oh, merhaba tanırım. Christian. Sanırım şimdi gitsem çok iyi olacak. Görüşürüz Cedric. Acelesi mi var? Nedir bu? Benim için mi? Bir kaset çalar. Gerçekten çok duygulandım. Can, sana şunu söylemek istiyordum. Bilirsin Can, seni ne zaman görsem o duyguyu hissediyorum. Heyecanlanıyorum. Sonra yüzüm kızarıyor. Aynı grip olmak gibi. Sen yanımdayken hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Yanımda yokken uyuyamıyorum bile. Ruhum senin. Her zaman aklımdasın. Seni seviyorum Can. Can. Benimle evlenerek beni onurlandırır mısın acaba? Can. Can. Bu harika bir hediye. Harika seçim Cedric. Hey Naomi, Helen, Barry Fawcett. Bakın Cedric bana ne verdi. Teşekkür ederim Cedric. Vay canına, harika. Peki neden vermiş? Bilmiyorum, söylemedi. Tam bir fiyasko Christian. Söylediklerime doymadı bile. Ha? Can. Can. Bana sorarsanız okulda size evlenme teklif etmeyi öğretmeleri gerekiyor. Hiç olmazsa böyle bir felaketten uzak durmuş olurdum. Ve bu Christian'ın fikriydi. O ve parlak fikirleri. Ona yazmaya ne dersin? Birine mektupla evlenme teklif etmek mi? Peki ya imla hataları ne olacak? Buldum. Onun için bir kaset doldurmalısın. Bir kaset mi? Kardeşimin kaset kaydedicisiyle bunu kasete kaydedebilirsin. Ona verdiğin kaset çalarda dinleyecektir. Bu harika bir fikir. Kaliteli bir kaset olması için elimizden geleni yaptık. Doğru atmosfer için şehir dışına bile çıktık. Buranın havası biraz kirli. Çünkü hala şehre çok yakınız. Madem Çin'e kadar bu şekilde yürüyecektik, Çin'in buraya taşınmasına gerek yoktu ki. İşte gördün mü? Çin'e kadar gitmemize gerek kalmadı. Burası mükemmel, öyle değil mi? Evet. Hayır. Tamam. Hazır mısın peki? Hazırım. Başla. Can. Git buradan şişko inek. Defol. Söyleyeceklerim seni ilgilendirmiyor. Evet. Sıra sende Cedric. Christian, bana bakmayı hemen bırak. Ama sen bir tür budalaymışsın gibi gözlerini dikmiş bana bakarken bir kız olan aşkımı nasıl ilan etmemi bekliyorsun? Bu kaset kaydedici nasıl çalışıyor? İşte bu dur tuşu. Ve buna basınca kaydediyor. Anladım. Sen yürüyüşe çık. Asla olmaz. Bu kardeşimin kaset kaydedicisine kalmaya hakkım var. Git dedim. Sevgili Can, benim, senin Cedric'in. İşim bitti. Çok uzun sürdü. Ona söylemek istediğim binlerce şey vardı dostum ve hepsini söyledim. Al bakalım.
İşin en zor yanı bitmişti. Ya da ben öyle sanıyordum. Çünkü aynı günün akşamı... Ha işte orada, ha işte orada, orada, orada. Kaseti ona ver hadi, hadi dur. Ama neden ben? Çünkü bu senin fikrindi ve kardeşinin kaset kaydedicisi. Çat! Al bu senin. Ha. Kaseti verdim. Şimdi onu görmeliyim. Benimle konuşmak isteyecek ve daha sonra... Ben de geleyim, tamam mı? Olmaz Christian, çekil önümden. Yani bu seni ilgilendirmiyor, öyle değil mi? Ha. Kaseti silmeyi unutmuşuz. İşimiz bitti. Benim sorunum değil. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Merhaba Cem. Ama ben ne yaptım? Ama bu benim hatam değil. Bak benimle bir ilgisi yok bunun. Şimdi bu şişko inek sana tekmeyi atmadan önce buradan gitsen çok iyi olacak. Ay. Sorun nedir küçük adam? Neden üzgün görünüyorsun? Teklifini yaptın mı? Seni red mi etti? Hadi durma, söyleyebilirsin. üzgünüm Cedric. ama bu elimde değil gerçekten. elimde değil. Ne demezsin? Bu kadar yeterli. Bundan sonra büyük babama hiçbir şey anlatmayacağım. Ay, Chen gerçekten biraz fazla sinirli bir kız. Evlendiğimiz zaman onu kızdırmasam iyi olur. Ay, itiraf etmeliyim. 8 yaşındaysanız hayat o kadar da kötü olmuyor. Artık öfken geçti değil mi canım? Bilmiyorum. Neden bu kadar çok gülüyorsun? Ah Cedric, bana söyledikleri.